Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ çok önemli bir ihracat başarısına imza attı. Görüşmeleri 2 yıldır devam eden Tunus'a Anka S satışında sözleşme imzalandı. TUSAŞ ilk etapta 3 adet Anka S ve 3 adet yer sistemini Tunus'a ihraç edecek. Anlaşmanın toplam değeri 80 milyon dolar. Uçak, yer sisteminin yanı sıra Tunus'a eğitim ve yedek parça da verilecek. Anlaşmanın ilerleyen döneminde Anka S sayısının arttırılması ve ikinci paketin de gündeme gelmesi bekleniyor. Bu satışla birlikte Anka, ihracatta da şeytanın bacağını kırdı. Birçok operasyonda kendini ispat eden sistem, MALE olarak adlandırılan orta irtifa orta sınıfta yeni ihracat başarılarında peşinde koşuyor. Halen TUSAŞ, iki ülkeyle Anka satışı için görüşmeler yapıyor. Aralık ayı Anka için hep şans getirdi. İlk uçuşunu 30 Aralık 2010'da yaptı. 27 Aralık 2018'de ilk kez yerli motorla havalandı. İhracat başarısını da bu yıl Aralık ayında yakaladı. Savunma Sanayi Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Anka adı verilen İHA konusunda anlaşma 2004'te yapılmıştı. 6 yıl süren tasarım, üretim ve yer testlerinden sonra tarihler 30 Aralık 2010'u gösterirken Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Türk Havacılık tarihi için çok önemli bir adım atılmıştı. İlk prototip gökyüzüyle buluşmuş ve bu uçuş toplam 14 dakika sürmüştü. TUSAŞ kısa sürede 4 prototip geliştirdi. 300 sorti test uçuşu yapıldı. Ardından 2013'ten itibaren Anka'ların ilk operasyon modeli B, Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine girdi. Anka'nın hem A hem de B modelleri yer merkezinden kontrol ediliyordu. İki modelde de Aselsan imalatı Asel Flir 300 kamera sistemi kullanılıyordu. Üçüncü model S'de ise çıta daha da yukarı çekildi. Anka'nın ön gövdesine takılan çanak anteniyle sistem uydu üzerinden kontrol edilebilir hale geldi. Böylelikle örneğin Eskişehir'deki pilot Diyarbakır'dan İHA'yı kaldırıp görevini yaptırıyor ve ardından Batman'a indirebiliyordu. Kamera sistemiyle keşif görevlerinin yanı sıra Anka taşıdığı mühimmat ile de kısa sürede terör örgütlerinin korkulu rüyası oldu. Mühimmat olarak Anka, Mamle, Cirit ve Umtas füzeleri taşıyabiliyor. Anka için bir diğer önemli adım 27 Aralık 2018 tarihinde atıldı. TEİ tarafından geliştirilen yerli PD-170 motoru ile ilk uçuş yapıldı. Halen PD-170 operasyonel olarak hizmette. Türk Hava Kuvvetleri, Türk Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Anka'nın kullanıcıları arasında. Sinyal istihbaratı yapan Anka'nın I modeli ise halen Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından kullanılıyor. Anka'dan yola çıkarak TUSAŞ 17 ay gibi kısa bir sürede çift motorlu İHA sistemi Aksungur'u geliştirdi. Sistem test sırasında 49 saat havada kalarak rekor kırdı. Keşif ve operasyonun yanı sıra Aksungur deniz karakol görevlerinde de kullanılabilecek. Sistemin seri imalatı ise geçtiğimiz günlerde başladı. İlk imzası 2004'te atılan sistem bugün MALE olarak adlandırılan orta irtifa, orta büyüklükteki İHA sınıfında kendine önemli bir yer edinmiş durumda. İlk ihracatını da başarıyla yapan Anka, önümüzdeki dönemde daha da geliştirilecek. Motoru farklı sistemleriyle yeni başarılara imza atacak. Havacılık ve savunma konusundaki videolarımız için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim tuşunuzu açık hale getirebilirsiniz. Detaylı savunma ve havacılık haberleri ise tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlık dolu günler diliyoruz.